Aşağıdaki Tanzimat dönemi sanatçılarından hangisi şiir türünde eser vermemiştir? Tanzimat fermanının ilanından sonra siyasi ve sosyal alanda görülen batı kaynaklı değişme ve gelişmeler şiire de yansır ve bu dönemde birçok sanatçı şiir türünde eser verir. Şinasi arkadaşlar bunlardan bir tanesi, ve Recaizade Mahmut Ekrem, Muallim Naci, Ziya Paşa bunlardan bir tanesi ama Ahmet Mithat Efendi'nin şiiri yok. Cevabımız Bursa şıkkı. Bu dizeler aşağıdaki nazım biçimlerinin hangisinden alınmış olabilir? Şimdi arkadaşlar şiirin sonuna bakalım kafiyenin içine. Şöyle a aynı harflerle bittiği için. Şu e, harf farklı olduğu için buna b dersiniz ama sondaki yine aynı b a. Şöyle c a. Böyle D, A şeklinde bitmiş gördüğünüz gibi. Bu bir mesnevi olamaz çünkü mesnevi arkadaşlar A, A, B, B, C, C şeklinde bitmeliydi. Mesnevi olamaz. Müstezat olamaz. Müstezatta şöyle olması gerekiyordu. Bir uzun bir kısa, bir uzun bir kısa. Şuradaki tezattan aklınıza gelsin. Şarkı bentlerden oluşur. Murabba dört düzelik bentlerden oluşur. Bu arkadaşlar gazelin kafiyelenişidir. A, A, B, A, C, A, D, A diye dolayısıyla Türü gazeldir. Cevabımız Adana. Recaizade Mahmut Ekrem'in Nijat adlı şiirinden alınan bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Zengin uyak ve ek halinde redif vardır. Bakalım arkadaşlar. Yanmak, dayanmak. Tamam. Şimdi baktığımızda buradaki sınlar, yazılış görev, anlam bakımından aynı olduğu için rediftir arkadaşlar. Yan ve dayan sözcükleri arasında y, a ve n sesleri ortak üç ses benzerliğine şu şekilde ben zengin uyak diyorum dolayısıyla Adana şıkkı doğru. Can isterken hasret o değil e yansın. Varlık beni alil alil sürüyor. Bu kaygıya yürek nasıl dayansın? Bedenciğin topraklarda çürüyor. Üzüldüğümüz, pişmanlık bildiren, yaptığımız ya, ya da yapamadığımız şeylerden dolayı pişman olma durumunu anlatan kavrama hayıflanma denir. Dolayısıyla burada hayıflanma da var. Sade ve akıcı bir dili var. Bunu da eleyebiliriz. Toplumcu bir anlayışın ürünüdür. Yanlış arkadaşlar. Recaizade Mahmut Ekrem'de zaten toplumcu anlayış yok. Buradaki şiirde de yok gördüğünüz gibi. Cevabımız Denizli Şıkkı. Ulama yapmaya uygun söz dizeleri vardır. Ulama olabilmesi için ünsüzden sonra ünlü bir sözcüğün gelmesidir. Ünlüyle başlayan bir sözcüğün gelmesidir. Neden sonra iyi gelmiş? Burada da ulama var. Bunu da eliyoruz. Cevabımız Denizli. Bu beyitle ilgili aşağıdakilerden hangisi? Söylenemez. Hikemi bir üslup. Hikemi arkadaşlar öğreticidir. Diğer bir adı didaktiktir. İkbal için ahbabı siayet yeni çıktı. Bilmezdik evvel bu dirayet yeni çıktı diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi öğretici bir tarzda olduğunu söyleyebiliriz. Bunu eleriz. Yeni çıktı diyerek genel değişime tepki göstermiştir. Bilmezdik daha önce bu dirayet yeni çıktı. Biz daha önce bilmiyorduk yeni çıktı bu adetler gibi. Dolayısıyla bu da doğru. Yabancı sözcüklere yer verilmek. İkbal, ahbab. Ondan sonra evvel ayet. gördüğünüz gibi yabancı sözcükler de var. Bunu da eleyebiliriz. Toplumsal bir eleştiri yapılmış arkadaşlar. Kesinlikle doğru. Dolayısıyla bunu da eleyebiliriz. Söz oyunlarına başvurulmuştur. Yanlış. Burada gayet anlam açık söz oyunu yok. Cevabımız Edirne şıkkı. Aşağıda Tanzimat 1. ve 2. dönem şiirlerinin karşılaştırıldığı bir tablo verilmiştir. Buna göre tablodaki numaralanmış bölümlerin hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır. Birinci döneme baktığımızda toplumcu, halkçı bir karaktere sahip. ikinci dönem bireysel tutum toplumsallığın önüne geçmiştir. Kesinlikle doğru. Birinci dönem daha toplumcu, ikinci dönem daha bireysel. Birinci dönemde şiir dili fayda prensibinin etkisiyle ikinci döneme göre daha sadedir. İkinci dönemde soyut konular beraberinde daha ağır bir dil getirir. Doğru. Birinci dönem aruz ölçüsü geleneği devam ettirmiştir. İkinci dönem yenilikçi tavrın sonucu hece ölçüsü tercih edilmiştir. Yanlış arkadaşlar tam tersi. Birinci dönemde hece ölçüsü daha çok tercih edilmiş. ikinci dönemde aruz ölçüsüne geçilmiştir. Dolayısıyla cevabımız C. Hürriyet eşitlik gibi kavramlar ön plandadır birinci dönemde. ikinci dönemde aşk, doğa, ölüm, hiçlik gibi bireysel duygular revaçtadır. Bu da doğru. Ağırlıklı olarak romantizmin etkileri vardır birinci dönemde. ikinci dönemde realizmin etkisi vardır. Bu da doğru arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. Bu dizilerin söylenenin aksine divan şiirinden değil, tanzimat birinci dönem şiirinden alındığını söyleyen araştırmacının göstergesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Nazım birimi olarak dörtlüğün tercih edilmesi, bülbül mazmununun Kullanılması, Arapça, Farsça sözcük ve tamlamalara yer verilmesi, ilk kez Tanzimat döneminde görülen Hürriyet Millet gibi kavramların kullanılması, sözcük tekrarlarıyla şiirde ahengin sağlanması, mahveder kendini bülbül bil bile Hürriyet için çekilir mi bu bela alemi pür mihnet için, din için, devlet için, can çekişen Millet için azme ail ol, olurmuş bu çürük ten kafesi diyor arkadaşlar. Şimdi dörtlük olması belirleyici bir unsur değildir. Dolayısıyla bunu eleyebiliriz. Çünkü neden? Divan edebiyatında da dörtlükler vardı. Bülbül mı divan edebiyatında var. Bu belirleyici bir öge değil. Arapça farsça tamlamalar hem tanzimatta var hem divanda var. Bu da belirleyici değil ama hürriyet, millet, vatan gibi kavramlar ilk kez tanzimat döneminde edebiyatımızda olmuştur. Dolayısıyla cevabımız Denizli Şıkkı. Sözcük tekrarlarıyla şiirde ahengin sağlanması da değil. Her iki dönemde de olabilir. Cevap Denizli. Bu parçada söz edilen şair ve şiiri aşağıdakilerin hangisine verilmiştir? Türk Edebiyatı'na metafizik ürpertiyi getiren şair Eyvah ne yer ne yar kaldı dizesiyle başlayan şiirinde divan şiiriyle ilgisini kesmiş şiirini bentlerle yazmıştır. Üstelik bu şiirin içeriği eski kuşakların şiir anlayışına karşıydı. Bu eserde şair ölüm karşısında metafizik düşüncelerine yok olmayı gönlüne sığdıramadığı isyancı duygularını anlatıyordu. O tanzimat döneminin en renkli şairiydi. Onun şiirlerinde hem biçim hem içerik hem de dil bakımından yenilikler dikkat çekicidir. Şimdi arkadaşlar baktığımızda Recaizade Mahmut Ekrem'in Nijat Ekrem değil. Olduğu için yazmış olduğu bir şiir. Bunu eleriz. İbrahim Şinasi'nin tercüme-i manzume çeviri şiirleridir. Bunu da eleriz. Namık Kemal Vaveyla değil arkadaşlar. Milli duyguları, vatan duygularını dile getiren bir şiirdir. Muallim Naci'nin ateş değil. Çünkü Muallim Naci arkadaşlar zaten biliyorsunuz ki eskici. Dolayısıyla bunu da eleriz. Hamit Tarhan'ın makberinden bahsediyoruz. Cevabımız Denizli Şıkkı. Buna göre dizilerinden hangisi Ziya Paşa'ya ait olamaz? Divan edebiyatında gazel nazım şekli genellikle lirik duyguların anlatılmasına kullanılmışken Ziya Paşa gazeli hikmetli sözlerin sosyal ve siyasi düşüncelerin ifade aracı olarak kullanmıştır. Gazel dediği için arkadaşlar şunu bilmeniz gerekiyor. Gazel AA olarak başlar daha sonra BA daha sonra CA DA olarak devam eder kafiyelenişi. Bakalım şimdi Diyarı küfrü gezdim, beldeler Kaşhaneler gördüm, dolaştım ülke İslam'a, bütün viraneler gördüm. Aa, Matla Beyti gazel olarak başlamış gördüğünüz gibi. Avrupa ülkelerini gezdim, orada bayındır şehirler gördüm. İslam ülkelerini dolaştım, baştan sona viraneler gördüm. Bu Ziya Paşa'ya ait olabilir. Ya Rab nedir bu keşmekeşi derdi ihtiyaç? İnsanın ihtiyacı bir lokma, hanedir diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda Ya Rab ihtiyaç derdinin yarattığı bu keşme keş mekeş nedir? Aslında insanın ihtiyacı bir lokma ekmeğidir diyor. Hikmetli sözler gördüğünüz gibi. Dolayısıyla bunu da konusundan dolayı eleriz. Asafın miktarını bilmez Süleyman olmayan, bilmez insan kadrini alemde insan olmayan, nasıl Hazreti Süleyman gibi olmayan bir vezirin değerini bilemezse şu dünyada insan olmayan da gerçek insanın kıymetini takdir edemez. Aa bir gazel Kafyesi olabilir. Dolayısıyla bunu da eliyoruz. Değildi değildi devletin evvelde hali. Gerçi pek yahşi. Yazıklar. Ah kim oldu? Yamanlardan yaman şimdi diyor arkadaşlar. Gerçi eskiden devletin durumu pek iyi değildi. Yazıklar olsun. Şimdi daha da kötü oldu. Siyasi düşünce diyor. E, konusundan dolayı hem de kafkerin yerinişinden dolayı bunu da eleyebiliriz. E, Ruzigarum hoş geçerdi. Ah kim devran dönüp oldu. Ahvalühüm harap ol, kalmadı diyor arkadaşlar. Bu gördüğünüz gibi zaten bir gazel nazım biçimine benzemiyor. Hem konu olarak da benzemiyor. Dolayısıyla cevabımız Edirne şıkkı olur. Aşağıdaki dizelerin hangisinde özellikle tanzimat dönemine özgü bir kavram yoktur? Eyvah ki atan mezara gitti. Zannetme ki bir kenara gitti. Buradaki at sözcüğünden dolayı ne diyebiliriz arkadaşlar? Atan sözcüğünden dolayı tanzimat dönemine ait olduğunu söyleyebiliriz. Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten mürüvvetmen olan mazluma el çekmez ihanetten diyor arkadaşlar. Halk tanzimat dönemine ait bir kavramdır. Vatan bağrına düşman dayadı hançerini yoğuymuş kurtaracak bahtı kara meyderine maderini. Vatan burada arkadaşlar. Hançer, düşman burada. Tanzimat dönemine ait. Dolayısıyla bunu da eleriz. Olmuş insana taassup bir onulmaz illet. Hüsnü tedbirin ile kurtulur. Andan millet. Millet sözcüğü tanzimat dönemine ait yine. İnanmak istemiyorsan eğer benim sözüme buna şehadet eder gökte. Ahteran güzelim. Burada tanzimatla alakalı bir şey yok. Cevabımız Edirne. Birinci grupta verilen eserlerden hangisi ikinci grupta verilen sanatçılardan herhangi biriyle eşleştirilemez. Vave ile arkadaşlar Namık Kemal'in bir şiiri. Dolayısıyla bunu eleriz. Sahraya baktığımızda Abdülhak Abdülhakamit Tarhan'ın bir şiiri. Böyle bunu da eleriz. Zafername arkadaşlar Ziya Paşa'ya ait bir eser. Name-i Seher, Recaizade Mahmut Ekrem'in eseri. Ateş para dışarıda kalıyor. Cevabımız Denizli. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu özelliklerden herhangi biriyle ilişkilendirilemez? Sondan başlayalım. Şiirlerinde öğreticiliği ön plana çıkarma, özdeyiş niteliği kazanan beyitler yazma arkadaşlar. Bu kime aittir? Tabii ki şöyle Ziya Paşa'nın. Şiirde hak, adalet, hürriyet gibi kavramları ele alma, sosyal konular işleme Namık Kemal arkadaşlar. Şöyle Namık Kemal'i de eleriz. Güzel olan her şeyin şiir olabileceğini savunarak şiirin konu sınırını genişletme. Recaizade Mahmut Ekrem'e aittir. Güzel olan her şey şiir konusu olabilir diyor. Batı Edebiyatı'ndan fabıl türünde çeviriler yapma. Şinasi'nin bir özelliği arkadaşlar. Burada muallim Naci dışarıda kalıyor. Cevabımız C şıkkı.